Kuzey Kore'nin kurucusu 1994 yılında hayatını kaybetmiş olmasına rağmen Hristiyanlar her yıl Kim Il Sung'a boyun eğmek zorunda kalıyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un babası Kim Il-sung 15 Nisan 1912'de doğdu. Her yıl ülkenin kurucusu olması nedeniyle övgüyle anılan eski lider bu yıl başkent Pyongyang'da anıldı. Kuzey Kore'nin kurucusu 1994 yılında hayatını kaybetmiş olmasına rağmen ülkeyi terk etmek zorunda kalan Hristiyanlardan biri bunun Hristiyanlar için kendi tanrılarına ibadet etmelerine nasıl izin verilmeyişinin bir hatırlatıcısı olduğunu söyledi. Ülke resmi olarak ateist olmasına rağmen her yıl 15 Nisan'da Güneş Günü adlı kutlamalarda Kim Il Sung'a yaşayan bir tanrı gibi tapılıyor. İnsanlar Kim Il Sung'a heykellerinin önünde eğiliyor, çiçekler getiriyor. Televizyon programlarında ise savaşta nasıl yenilmez olduğu ve bugün sahip oldukları kültürü ve toplumu nasıl oluşturduğuna dair hikayeler anlatılıyor. Bununla birlikte Open Doors yaklaşık 50-70 bin Hristiyanın hapishanelerde veya çalışma kamplarında tutulduğunu ve İsa Mesih'e bağlılığın cezalandırılabilir bir suç olduğunu bildirdi. Kuzey Kore'den kaçıp ardından Hristiyanlığı kabul eden ve Open Doors için çalışan Timothy Choi Hristiyanların yaşayan bir tanrının önünde eğilmek zorunda kaldıkları için zor bir durumda olduklarını söyleyerek sizlerden bir heykele boyun eğmenizi isteseler bu konuda ne hissedersiniz? Sanırım bu soruyu her Hristiyana sormalıyım. Onların büyük bir bilgeliğe ve sezgiye ihtiyacı var dedi. Çoğu kimi sonun tek etkili olduğunu vurgulayan ve on emire benzetilen on ideolojik ilkenin bile olduğunu söyledi ve dua etmeyi asla bırakmadığını da sözlerine ekledi.